Arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir, keyfiniz yerindedir. Benim keyfim yerinde, ancak böyle fark ettiğiniz üzere çekim alanımı değiştirdim arkadaşlar. Alanı değiştirdiğim için böyle bir tam hakim değilmişim gibi hissediyorum. O da iyi ışık almadığı için arkaya ışık koydum. Bir de gözlerimi alıyor benim biraz. Herhalde alanımı değiştirdiğimden dolayı böyle bir garip konuşamıyorum. İki tane cümleyi 10 dakikada anlattım yani arkadaşlar. Bu deneyişimde artık başaracağım diye umuyorum. Yoksa eski alanıma doğru gideceğim yine. Arada böyle değişiklik yapalım istiyorum. Yani sürekli aynı yerde video çektim. Umarım size de iyi gelir arkadaşlar. Ne çekeceğiz bugün? Konumuz ne? Ondan bahsedeyim biraz. Hazır sınav döneminiz yaklaştı artık. Çok az kaldı. Sınava gireceksiniz. Ben de böyle felaket tellalı gibi konuşuyorum gibi hissettim. Umarım sınavınız iyi geçer. Her şey gönlünüzce olsun arkadaşlar. Sınav döneminiz geçtikten sonra tercih döneminiz başlayacak. Kafanızda bir sürü böyle soru işaretleri oluşacak. Ben de bu soru işaretlerini giderebilmek amacıyla hem sizin sorularınızı olabildiğince Instagram'dan cevaplıyorum, hem de YouTube'da elimden geldiğince cevaplıyorum. Önemli konuların da videosunu çekmek istiyorum arkadaşlar. Bugün ne anlatacağız? Okurken ameliyat yapıyor muyuz? Bu konunun önemli olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Okurken ameliyat yapıyor muyuz? Bu soruyu cevaplandıracağım. O zaman sizi de daha fazla bekletmeden videomuza geçelim. Bizim zamanımızda arkadaşlar internlük tam bir yıldı 5. sınıfta. Tek bir dönem değildi yani. O yüzden ilk 4 yıl çok yoğun bir ders temposu içerisindeydik. Ama sonradan müfredatı değiştirdiler ve bir dönem attılar bütün dersleri. O yüzden 4,5 yıl teorik eğitim, son bir dönemde tamamen uygulamalı eğitim görüyorsunuz. Bizim zamanımızda dediğim gibi tam bir yıl internlük dönemimizde. O yüzden biz 3'ün 1. döneminde klinik dersleri almaya başlamıştık. 3'ün 1. döneminde de arkadaşlar teorik olarak genel cerrahiydi. Asepsi, antisepsi, dikiş teknikleri, yani sütür teknikleri nedir bunlar, işte basit, ayrı, sürekli, çimiden, bu tarz böyle sütür tekniklerini bize teoride öğrettiler arkadaşlar. Bu tekniklerin nerelerde kullanıldığı, deride hangi dikişler kullanılır, iç organ dikişleri nasıl olmalıdır, iplik çeşitlerini öğreniyorsun. Sonra cerrahi alet ekipmanları görüyorsun. İşte ekartörü, portaküsü, pensetleri. Bunları teoride önce bir işliyoruz arkadaşlar. Teoride öğrendiklerimizi klinikte görüyoruz arkadaşlar. Alet ekipmanları bize gösteriyorlar, iplikleri gösteriyorlar. Dikiş tekniklerini uygulamıyoruz. Uygulamalı olarak bize gösteriyorlardı. İlk önce dikişleri nerede yapıyoruz? Tabii ki arkadaşlar hayvanın üzerinde yapmıyoruz. Hemen serviyet bezinde süngerler oluyor böyle büyük. Onları böyle yarıyorlar. O süngerleri dikiyorduk arkadaşlar. Böylece yapa yapa elimizin hamlını atıyorduk, alışıyorduk. Buralara koyarım o süngerde dikiş attığımız zamanları. Ondan sonra hocaları ameliyatlarda izliyorsunuz arkadaşlar. Asiste ediyorsunuz. Bu şekilde hem gözünüz alışıyor hem eliniz alışıyordu arkadaşlar. Klinik ilk aldığınız zamanlarda öyle size ameliyata hemen sokmuyorlar tabii ki de arkadaşlar. Kendiniz asiste etmiyorsunuz. Hocaya yardımcı olmuyorsunuz yani. Ama izliyorsunuz tabii ki de ve dediğim gibi o el alışkanlığını, neyin nerede kullanılacağını artık hem teoride hem de pratikte öğrenmeye başlıyorsunuz. İlk klinik sınavı bizim için çok heyecanlıydı. Daha önceki dönemlerde uygulamalı sınavlarımız oluyordu. Özellikle anatomi zamanını zaten unutmuyorum. O ayrı bir video konusu olması lazım. Ama dahiliyesidir, cerrahisidir, doğumudur. İlk defa böyle klinik bilimler dersi alıyorsun. Değişik hissediyor yani insan. Her ana bilim dalı kendine ait soruları soruyor. Yani kürsü kürsü dolaşıyorsunuz. Doğuma gidiyorsun, cerrahiye gidiyorsun, iç hastalıklarına gidiyorsun. Teoride aldıklarını ve uygulamada gördüklerini klinikte sınav sorusu olarak karşınıza çıkartıyorlar arkadaşlar. İlk klinik dersi aldığınız zamanlarda ne yapıyorlar arkadaşlar? Yani alet ekipmanı size soru olarak yöneltiyorlar. Cerrahi kürsüsüne geldiğinizde dikiş atmanızı istiyorlar. Önünde bütün alet ekipmanlar var. Portaküsü, dişli pensete, dişsiz pensete, iplik çeşitleri. Önünde de serviyet bezi var. Örneğin hoca deride dikiş at diyor. Oradaki alet ekipmanları kendin seçiyorsun. Yani hangisiyle atman gerektiğini kendin bilerek o aleti alıyorsun. Hangi ipliği alman gerektiğini kendin biliyorsun. O şekilde serviyet bezine dikişini atıyorsun. Oradan puan alıyorsun. Diğer kürsülerden puan alıyorsun. O şekilde klinik dersini geçiyorsunuz arkadaşlar. Bizim klinimiz de bu şekildeydi. 3 bu şekilde geçiyor arkadaşlar 3. sınıf. Okurken özellikle ilerleyen dönemlerde bazı şeyleri yapmadan o klinik dersini geçemiyorsunuz. Örneğin enjeksiyon. A öğrencisinin bu kadar enjeksiyon yapması lazım. Hasta takibi,
dikiş, kaç tane operasyon hocasıyla birlikte asiste etti. Bunların hepsi bir öğrencinin dosyasına işleniyor çoğu fakültede arkadaşlar, ama hepsinde değil tabii ki. Ben genel olarak veriyorum bunu. Bunları yaparak zaten sınıfa atladığınız için, yani elinize neşter almadan, enjektör almadan, ufak tefek dikişler atmadan kesinlikle mezun olmuyorsunuz arkadaşlar. Dördün sonunda resim stajınız oluyor yazın. Onun dışında diğer sınıf aralıklarında da stajlar yapabilirsiniz. Dördün sonunda resim stajınız oluyor. Hayvan hastanelerine, pet kliniklerine ya da hangi alanda ilerlemek istiyorsanız, büyükbaş, kanatlı, kendi istediğiniz alana yönelik staj yapıyorsunuz. Bu resmi stajı güzelce değerlendirerek arkadaşlar ameliyata da giriş yapabilirsiniz. Onun dışında çok fazla kalabalık olmayan, öğrenci sayısı az olan, çok fazla asistan hocası, doktora, yüksek lisans öğrencisi yoksa size daha çok fırsat gelebilir bazı konularda. Çünkü biz okula ilk başladığımızda çok fazla öğrenci yoktu. Örneğin aralarda kliniği ziyaret edebiliyorduk arkadaşlar. Eğer ki bir hasta varsa, bir operasyon varsa biz de takip edip izleyebiliyorduk. 3. sınıftayken bile, 2. sınıftayken bile. Bunun bir avantajı vardı. 4. sınıfta arkadaşlar klinikte iç hastalıkları grubu, cerrahi grubu ve doğum grubu diye öğrenciler 3 gruba ayrılıyordu ve aralıklı haftalarla bunlar böyle dönüyordu arkadaşlar. Cerrahideysen o gün kliniğe ne geldiyse operasyona katılabiliyorsun. Hocalarla beraber asiste edebiliyorsun. Doğumdaysan kısırlaştırma geldi, sezaryen geldi. Belli başlı doğumla alakalı operasyonlara katılabiliyorsun. İç hastalıklarında hasta geldi, hastanın takibini yaptın, anamnezini aldın, hayvan sahibini bilgilendirdin. Hoca ile beraber yapılması gerekenleri yaptınız. Bu şekilde bir sistem devir daim ediyor arkadaşlar. Küçük hayvan, sonra büyük hayvan diye gruplara da ayrılabiliyor bazen. Pet hayvanlarındayken arkadaşlar barınağa gidebiliyorsun. Barınakta da yine ilk başlarda izliyorsun, asiste ediyorsun. Sonra operasyonu kendin yönlendirebiliyorsun. 3. sınıfta dedik başlangıç arkadaşlar. 4'te kendini geliştiriyorsun. 4'ün sonunda resmi staj yapıyorsun ve orada daha da geliştiriyorsun. Sonra intern oluyoruz arkadaşlar. İlk dönem klinik öncesi bilimlerdeki kürsüleri dolaşıyorduk, sunumlar hazırlıyorduk. Alt sınıftaki öğrencilere sunumlarımızı sunuyorduk. Klinik öncesi bilimlerden sonra kliniğe gidiyorsun. Büyükbaştaysan çiftliklere gidiyorsun, mezbahaya gidiyorsun, rektal muayene yapıyorsun. PET'e geçiyorsun, PET'teyken işte barınağa gidiyorsun. Yani okulun hastanesinde olabiliyorsun. Örneğin arkadaşlar biz de küçük hayvan kliniğindeyken okulda istediğimiz bir hayvan hastanesine, bir pet kliniğine gidebiliyorduk. Orada imza atıyorduk, fotoğraf çekiyorduk, okulun WhatsApp grubuna atıyorduk. O şekilde pet kliniğinde de kendimizi geliştirebiliyorduk. İkinci dönemde kendi alanımızı seçiyorduk. Kanatlı, gıda ve klinik vardı. Klinisyen olmak isteyenler kliniği tercih ediyordu. Burada artık barınağa gidiyorsun, hocalarla birlikte operasyon yapıyorsun, asiste ediyorsun, kendin başına yapabiliyorsun. Özellikle kısırlaştırma illaki yapıyorsun. Eğer ki kliniğe gidiyorsan ve çok fazla isteğin, alakan varsa yapıyorsun. ALES çalışacaklar, KPSS çalışacaklar, gıda alanlarında iş yapmak isteyenler kanatlı, gıda kürsülerini seçiyorlar. Tabii ki operasyon, ameliyat diğer öğrenciler gibi yapmıyorsunuz arkadaşlar. Başka alanlara yöneliyorsunuz. Ama dediğim gibi artık internlik bir döneme indirildi bizim okulda ya da diğer fakültelerde nasıl bilmiyorum. Bizim işleyişimiz bu yöndeydi. İşin özü arkadaşlar burada ne demek istiyorum ben size? Okulda belli başlı şeyleri yapmadan mezun olamıyorsunuz. Enjeksiyon, dikiş, hasta takibi, hayvan sahibiyle iletişim. Belli başlı şeyleri yapmadan klinik dersini geçemezsiniz. Bir hoca neye bakar? İşte asiste etmiş, dikiş atmış, enjeksiyon yapmış, hasta takibi yapmış, işte operasyonlara katılmış, sınavlarını da geçmiş. Bu öğrenci mezun olabilir. Ama kendinizi geliştirmek, atılmak biraz da öğrenciye bağlı. Sonuçta Türkiye'de her fakültenin ayarı aynı değil arkadaşlar. Bazıları çok fazla öğrenci alıyor, bazılarının öğrenci sayısı az, bazılarının akademik kadrosu sayısı az, bazılarının akademik kadrosu sayısı çok fazla. Bu fakülteden fakülteye değişkenlik gösterebiliyor arkadaşlar. Kendinizi geliştirmeye yönelik adımlar atarsanız basit operasyonları yaparak mezun olabilirsiniz. Bunları yapa yapa aşıyorsunuz arkadaşlar. Yoksa her şey okulda ve hocalarda bitmiyor. Sizde de bitiyor. Sizin istek ve alakanız da çok çok önemli. O yüzden okurken ameliyat yapıyor muyuz? Çoğunlukla asiste ediyoruz. Görüyoruz, izliyoruz. Basit operasyonları yapıyoruz. Bizim istek ve alakamıza, klinik seçip seçmeme durumumuza göre değişiyor. Şimdi arkadaşlar bunları anlattıktan sonra
Ben ilk ameliyatımı ne zaman yaptım, yaptığımda neler hissettim, size bunları anlatacağım. Ben ilk ameliyatımı okulda ya da barınakta yapmadım arkadaşlar, ben klinikte yaptım. Daha öncesinde çok fazla izledim, asiste ettim. Yakın tanıdığımız vardı, sokak kedilerine bakıyordu arkadaşlar. Sonra içlerinden bir tanesi yememeye başlamış. O kedi arkadaşlar bana böyle çok çok tatlı gelmişti. O kadar masumdu ki size anlatamam. Korktuğunda hiç tepişmiyordu, kıyamam. Ben onu aldım evime, bakımını yaptım. Hayvan toparlayınca, iştah yerine gelince ben onu kısırlaştırmaya karar verdim. O kediyle duygusal bağ kurduğum için çok fazla zorlanmıştım. Terzi kendi sökünü dikemez misali. Bir de ilk operasyonum arkadaşlar, siz düşünün. Anesteziyi alırken bile onun böyle bakışlarını hala hatırlıyorum yani. Hekim arkadaşımla beraber o asiste etti. Ben operasyonu gerçekleştirdim ve ilk kısırlaştırma ameliyatımı o şekilde yapmış oldum arkadaşlar. Ama sürekli operasyon izliyorsun. Teoride tamamen hepsini biliyorsun. Kaç defa asiste etmişsin. Operasyonun başına geçmek çok çok farklı bir duyguydu arkadaşlar. Deriye insizyon yaptığımda hani izlerken çok basit geliyor, anlatabiliyor muyum? Çok basit geliyor yani, ne var ki bunda, yaparım diyorsun. Ama ilk yani ilk o eline aldığın an çok değişik. Yani her şey senin elinde, her şey senin kontrolünün altında. Ama tabii ki arkadaşlar bu süreç aşılacak bir süreç. Tabii ki ilk heyecanınız, korkunuz olmuyor. Bir de fazla heyecanınız olur. İkincisinde biraz azalır, üçüncüsünde biraz azalır. Sonra normal hale gelir yani. Bende de o şekilde olmuştu. Çok fazla heyecanlanmıştım. Operasyonu yaparken arkadaşlar o deriye insizyon attıktan sonra ovaryumları ve uterus çabuk bulmuştum. Bu bana ekstra bir güven getirmişti. Ve kedinin böyle uyanışını izledim, videosunu da çekmiştim hatırlıyorum. Her şeyi gözlemledim, tamamen başında durdum. Zaten evime getirmiştim birkaç saatten sonra. Kısa bir süre sonra da yemeye başladı, hareketlendi. Zaten ben aşırı mutlu olmuştum arkadaşlar. O benim hem çok fazla duygusal bağ kurduğum bir kediydi hem de İlk göz ağrımda, çünkü ilk defa operasyon yapmıştım. Bu da böyle bir anı arkadaşlar. Hiçbir zaman unutabileceğim bir şey değil. Hem burada anlatarak da hatıra olarak kalmasını istedim. Ama dediğim gibi arkadaşlar, her şey sizde bitiyor. Ne kadar ilgi duyarsanız, ne kadar çok atılgan olursanız, barınaklara, büyükbaş düşünüyorsanız çiftliklere, büyükbaş hekimleriyle takılırsanız, stajlarınızı yaparsanız, her yazınızı değerlendirirseniz, okul vakitlerinizi de değerlendirirseniz, teorinin yanında pratik uygulamasından da geride kalmazsanız bazı şeyleri daha çabuk aşarsınız diğer öğrencilere göre. Bunu da böyle unutmayın, size mezun olan bir insandan tavsiye olarak görün bunları arkadaşlar. Her şeyi anlattım mı bilmiyorum. Biraz böyle karmaşık anlatmış olabilirim çünkü dediğim gibi bu alanı değiştirdim de eski hakimiyetimi kuramadım. Umarım faydalanmışsınızdır söylediklerimden. Ama yine de sorularınız olursa yorumlara ve Instagram'dan DM olarak atmayı unutmayın lütfen. Ben gördükçe cevaplandırmaya çalışıyorum arkadaşlar sorularınızı. Onun dışında arkadaşlar başka hangi konularda video görmek isterseniz, aklınıza gelen her şeyi yine bana yazabilirsiniz. Öyle, başka söyleyecek bir şeyim yok herhalde. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok fazla iyi bakın arkadaşlar. Sizi kocaman öpüyorum. Hoşça kalın.